Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Muhammedin salavat. Kastamonu 144. Aziz Sıdık kardeşlerim, niye biliyor musunuz? Böyle layıkalara şey yapıyorum. Hemen mukaddemesini bir yapayım. Şimdi her asırda bir mergup, bir meta var. Değil mi? Peki bu asırda mergup, rağbet edilmiş meta, arkasına koşulan nedir? Hayat-ı dünyanın temini, felsefe, siyaset merakları. Bu üçü insanın muvazenesini bozuyor. İstikametli düşünmesine. Diyor ki üstad, 37 değil mi Kastamonu'da? Kalbinin ve aklının bütünlüğü bozulmaması için siyasetten uzak olması lazım diyor. Şimdi biraz önce geldi Furkan, Cuma'dan sonra dedim ya şöyle, baktım çok yoğunum, şimdi. Düştüm yani. Kaç dakika, 5-10 dakika olmadı, düştüm. Yatıyordum yani. Bir ses yaptım. Rüya değil bu, ses. Diyor ki, bağırarak gidiyor. Ses gidiyor yani. Ses böyle kayboluyor, ufuğun derinliklerine doğru giden bir ses hayal edin. Burada başladı konuşmaya, sonu anlatılması bitiyor, ses de bitiyor. Yani böyle dehlizlerek gitti. Ben nereden bilecektim bunu? Diyor ki, muvazene ve muhakeme ne demek biliyor musun? Böyle, hani kantarla metre. Yani muvazene, vezin, kantar, muhakeme, metre. Muvazene ve muhakeme nedir biliyor musun? Böyle. Dört halifenin sıfatının cemidir diyor. Böyle bir ses. Dört halifenin sıfatlarının cemidir. Kayboldu. Çok ilginç ama. Çok ilginç. Sonra bitmedi. Sonra bu dört sıfatının cemi Muhammedi sıfattı. Muhammedi sıfatmış. Ne o? Sonra ben şey yaptım, sen geldin ya. Onun şaşkınlığı vardı. Sıdıkiyet. Adalet. Enfusçilik, enfus, kendini tanımlama, kendine yatırım yapma, Osman yani, ilim. Bunların cemine, cemi Muhammedi sıfatmış. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Duyduğum ses bu. Yani o aynada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları gözüktü. Bunlara cemül cem. İlginç. Bununla alakalı bir okuyayım. Belki işinize yarar. Benim işime yaradı. Muvazene ve muhakeme, yani akıl ve kalp bütünlüğü, bu sıfatlarda inkişaf etmemiz gerekiyor. Herhalde bilmiyorum. Beşincisi bu oluyor diyebilir miyiz abi? Cemil Can. Beşinci halife. Zaten beşinci halife bu. İşte Hazreti Hasan'ın diyor yarım kalan 6 aylık diyor hilafetinin devamıdır Risale-i Nur. Bu böyle bakabilirsiniz. 5. halife nazarıyla bakılabilir diyor ustam. O zaman halife beklememek lazım. He? Halife beklememek lazım. Halifenin içerisinde nöbet tutan kişi değişebilir. Halife beklemiyoruz. Halife Risale-i Nur'dur. Öyle diyor zaten. 5. halife diye nazarıyla bakabiliriz. Bulun bakalım nerededir o? 5. 72 abi. Kaç? Emir Dabi 72'de almış. Okuyun abi. Oku abi.
Bak aferin Mehmet olmuş. Vazife hilafetin en ehemmiyetlisi olan Neşr-i Hakayık İmaniye noktasında Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam 5. halifenin nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet hakikiye ile bu asırda insanların mesut edebilir bir istilatta bulunan Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı manevisi Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemmimi tamamlayıcısı, bir manevi veled hükmündedir. Da. Kim diyor onu? Kim diyor? Fatma Kefim diyebilir. Şöyle diyor. O mektubun birinci sayfası güzeldir. Ben de iştirak ediyorum. İkinci sayfada birkaç yerde kalem karıştırdım, tadil ettim. Ez cümle ustad orayı tadil ediyor. Şu anda ustad diyor. Çünkü tırnak açmış 72'de. O abinin şeyinde Gül ve Nur fabrikaları mektup yazıyor. Ustad diyor ki Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetiyle beraber. Çünkü Hazreti Hasan simgesel olarak camilerde, mescitte fedakarlık ya konmasının hikmeti varken hilafetken baktı ki kavga oluyor. Hilafet mücadelesine girenler var. Baktı ki ümmet rahatsız olacak. Baktı ki ümmetin kanı dökülecek. Baktı ki ümmet rahatsız olacak. Bırakıp çekip gitti. Yani Hasan-ı Meşrep böyle. Yani sıkıntı olduğu yerde çekip gitmek. Yani o Osman-ı Meşrep insanlığına yatırım yapmak. Enfusi. Bu fedakarlık Hasan. Yani var olan, hakkın olan bir şey vermek. Bunun için mi kavga ediyorsun? Bunun için benimle mücadele giriyorsun. Al senin olsun. Risale, bak radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşen-ül Kebir'inden ve Celcelütiye'den aldığı bir kuvvet ve feyiz ile Risale-i Nur. İki kaynakla Cevşen-ül Kebir'den ve Celcelütiye'den aldığı bir kuvvet ve feyiz ile vazife-i hilafetin en emniyetlisi olan vazife-i hilafetin yani peygamber olsa ne yapardı? Halife olsa ne yapardı? Şunu yapardı. Neşi hakaik-i maniye. Çünkü ümmet buna muhtaç. Uyandırılması lazım. Hani var ya Şeyh Doğu'daki hani var ya kimdi o isyan eden? Şeyh Said. Değil mi? O da Said. Onlar ustalarla karıştırılıyor. Kasten. Kasten karıştırılıyor. Doğu. Doğu'da karıştırılıyor. Özellikle ki siz de böyle yapın diye. Şimdi ustad ona diyor ki 1000 seneden beri bu millete bayraktarlık yapmış ve İslam'a ve Kur'an'a hizmet etmiş bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Ne yapılması lazım? İrşad edilmesi lazım. Zira cihat maddi ve manevidir. Dahildeki cihat ise manevidir. Bu millet irşad edilmelidir diyor. Şimdi halife olsa ne yapardı? Risale-i'nin hizmeti budur bakın. Vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan yani o sefku idare, merkez birliği, ordu komutanı vesaire onların içinde en ehemmiyetlisi Neşi Hakayık İmaniye noktasında Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek Risale-i Nur tam 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Risale-i Nur bu vazife madem bunu yapacaktı halifenin özelliği nedir? İnsanlara pasaport vermek, imanla kabre girmesine vesile olmak, imanını kurtarmak. İman girdikten sonra bir sineye, iman giren bir sineye İslamiyet zaten kendisi gelir. İslamiyet'teki zaaflarımız, yani eylemdeki eksikliklerimiz iman nurunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani kürsüleden
kürsülerden insanlara namaz kıl, oruç tut vesaire, tam da hangi enerjiyle yapacak? Hangi enerjiyle yapacak? Yani enerji yok ki. Marş çevirmiyor. Orta olsa çevirir. Ama sağlam akıyor. Kapar. Yani mevcut iman yetmiyor namaz marşını çevirmeye. Namaz çevirecek. Namaz diyecek ama bir sağlam iman düşün. Sağlam bir kalp. Namaz kapıyor. Orta bir akıyor. Namaz. Ama baygınlık gibi. Ötekisi kıt kıt bitiyor ya. Bak. Ne anlatmaya çalışıyorum? Mevcut imandan istifade yoluyla gidiliyor nurculuğun dışındaki bütün faaliyetler. Var olan imandan istifade, var olan imanın üzerine hareket isteniyor. O da yetmiyor. Adama diyor ki mesela mevcut ana babasına kalmış imana televizyonu kaldırır. Nasıl kaldıracak? Bu sefer şu yolu seçtiler. Baktı ki bu adama bu ibadeti yaptıramıyoruz. Tarikat olsun, cemaatler olsun. Hepsi ya. Nakşi olsun, Süleymancılık olsun, Mahmud Efendi cemaat olsun. Nurculuğun dışındaki hepsi tarikattır. Hepsi. Hepsi çok istisna. Kadiridir, diğeri hep Nakşi'dir. Mahmud Efendi Nakşi'dir. Adıyaman Nakşi'dir. Süleymancılar Nakşi'dir. Hepsi yani. Nakşi'dir, Kadiriler ayrı ama nurculuğun dışında her şey, yani her cemaat tarikattır. Tamam. O da mevcut imandan isteniyor ameli. Zekat ver, neyle versin? Mevcut imanınla ver. Yani iman. İmanı zayıfsa nasıl yapacak? İmanı zayıfsa nasıl yapacak? Usta diyor ki bak, mevcut imandan isteniyor. Risale-i Nur ise ameline dokunmuyor. Yap yap demiyor. Diyor ki o enerjiyi, yani kirbiti yakınca ister istemez sen desen de demese odun yanacak o. Dumanı da ayrışacak, nuru da ayrışacak. Mevcut imandan amel şey yapmıyor. Mevcut imanın çapını genişletiyor. Dağın tepesinde dahi olsan, ağacın tepesinde dahi olsan o adam dalda namaz kılar. Evet. Ama ağacın dalında namaz kılma şuuru sana veriyor ve enerjisini veriyor. O enerji ve şuur olmasa evinde halıda namaz kılmaz. Kılmaz arkadaş. Gider o seviyedeyken insanları aldatır. İnsanları sömürür. Dini vasıtayı cer yapar. Geçim vasıtası yapar. Peki bu alametler nedir? Bunu yapar, taassup ehli olur, tamam. Onu bunu eleştirir bir sürü şeyler yani. İman böyledir. Tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Niye? Çünkü adalet-i hakikiye, hakike ile bu asırda İnsanları mesut edebilir. İnsanları nasıl mesut edeceksin? Nasıl mesut edeceksin arkadaş? Acayip bir şey ya. Ne olur ya, beni biraz bağışlayın. Yani içim hem dolu hem sizden güneş fazla görmüşüm. Güneşin etrafına fazla dönmüşüm. Bayağı da girip çıktığım yerlerim var. Ege kıyısı gibiyim yani, girintili çıkıntılı. Gidiyorsun, tamam mı? El öpüyorsun. Nasıl mesut et? Ben öptü, tövbe et diyor. Tamam, tövbe ettin. Al şu kağıdı, bunları yap. Neyle yapacak bunu? Hangi enerjiyle, hangi aküyle yapacak şimdi? Ha, benzin yok ki. Lüks bir araba. Benzin yok. Neyle çalıştıracaksın arkadaş? Hadi çalıştırdın. Akü şey. Bir yerde park ettin, iterek araba gitmiyor ki. Her zaman iterek olmuyor. Bazen koyarsın büyük şehirde bir arabayı park, itemezsin, ön arkasında arabalar var. İleri geri yapman lazım, çalıştırman lazım. İtemezsin arabayı. Muvazene ve muhakeme eksik oluyor. Kesinlikle. Muvazene ve muhakeme yok. Muvazene... Hangisi öncesi, hangisi sonra? Hangisi... Yöntem yanlış. Yani. Yöntem yanlış. Mesela diyelim ki sadakatı vermeden ilim veriliyor mesela. İlmi bitirmeden enfusi veriliyor. Sıra şudur. Sadaka, teslimiyet. Adalet. Tamam mı? Üç, kendine yatırım yapmak. Yani bunlar hep de ilimle oluyor. Mesela hiç dini bilmek için
Hiç dini bilmek için ilim lazım. Var lazım. Yokluğunu bilmek için var lazım. Anlıyor musunuz bunu? Yani hiç dini bilmen için, bilmek için, bilmek ilimdir, bilmek. Hiç dini bilmek sıfırlanmak değil. İlmin zirvesidir zaten. İlim seni oraya taşır. Ama öyle bir ilim elde ediyorsun ki merkeze kendine taşıyorsun. Bana bakın, baraya gelin, burada olun, başka yere gitmeyin, benden ders alın, benle meşgul olun. Bu tuhaf tuhaf, garip. Nasıl bir ilim ki kendini hedef yaptın? Hani hiç olacaktın? Hani hiç olacaktık? Nasıl kendini merkeze koydun? Şeytan da böyle yapmadı mı? Hallacı Mansur'a şeytan dedi ki, ona acayip bir adam ya şeytan. Hakikaten garip bir insan ya. Tabii insan diyorum. Mahluk. Ne dedi biliyor musun? Hallacı Mansur'a dedi ki, ulan onu mu devireceksin lan gerizekalı şeytan? Ağabeyimizdir yani Hallacı Mansur. Müddin Arabi, İmam-ı Rabbaniler, Gazaliler bizim ağabeyimizdir. Eski nurculardır bunlar. Hele hele Rüştü abinin tabiriyle Nasrettin Hoca'ya şey diyor, eski nurcu Nasrettin Hoca diyor. Böyle de tabir eder. Öyle derler. Şimdi ne demiş biliyor musun? Bak şimdi. Nasıl böyle gülmeyeyim? Nasıl hoşuma gitmesin? Nasıl çalım atıyor şeytana? Şeytan dedi ki Allah'cı Mansur'a. Ya dedi sen dedi en alak dedin. Ben hakkım. Ben de öyle dedim. Sen niye veli olduğunda ben şeytan oldum dedi ya. Hallacı Mansur dedi ki sen diyor enel hak derken önüne kendini koydun. Ben diyor enel hak derken önüme Allah'ı koydum. Yani enel hak, yani ben hakkım demek, hak isminin en azami tecellisine mazarım demektir. Yoksa haşa ben Allah'ım demek değildir. Zahirde anlaşılıyor. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu ele almış. Eğer diyor enel hak Hallacı Mansur ben Allah'ım demek kastetmiş olsaydı her gün 1000 rekat namaz kılmazdı. Kim kime namaz kılıyor? Hallacı Mansur her gün 1000 rekat namaz kılarmış. Bastığı zaman tay mekana mazar olduğu için. Peki o bizim anladığımız gibi bir söz olsaydı ki niye namaz kılıyor ki? Orada hak, Cenab-ı Hak, hak var ya hak, azami tecellisi bende gözüküyor demektir. Suçu neydi? Sus. Biz zaten ondan belasını çekiyoruz ya. Ben de böyle doğruları bir şey yapınca sıkıntı çekiyorum yani. Çekmiyorum değil. Bayağı bazı şeyleri çekiyorum yani. Demek ki burası çok önemli. Niye dedim bak. Çünkü bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Nasıl mesut olacak? Mes'ud, Sud, Sad, Sad. Sadrı nasıl gelişecek? Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri ve ahlulukte temellisan yefkav kavli. Sad, Mes'ud, Sad. Sad harfini nasıl genişleteceksin? Sad, Sad vel Kur'an izi zikr. Nasıl? Buradaki abi, Said'den gelmiyor abi, Sinden abi. Evet. Peki o ne olacak o peki? Nasıl olacak o Mesut? Peki nasıl Mesut olacak Said? Sat olmazsa Said olur mu? Orada zaten söylüyor. İçinde diyor zimli bir Sat var diyor. Said'in içinde mi? Ya. Çünkü başka nasıl Mesut olacak? Söyle bana. Sat nasıl olacak? Said nasıl olacak? Mesut nasıl olacak? Sadrını genişletmeden. Acayip bir şey değil mi ya? Yani bir başka ne demiş biliyor musun? Suud sahibi. Kendinden sıyrılan demektir. Ağaç olan demektir. Ben lugatta bakmıyorum. Lugatta aksan böyle şey. Lugata baksaydım karanlık diye lugatta karanlık yok ha. Ama 4 saat ders oldu. Risale'de. Saat aynı zamanda suut etmiş. Tamam mı? Bir örfü tabiri var, manası var. Tamam mı? İrfan manası var. İstila manası var. Şer'i manası var. 7 kategoride inceleniyor.
Biz mahpus olmuşuz lügat manasına. Örfü mana ayrı, şer'i mana ayrı. Bir misal vereyim ona ait. Şer'i manada kumru ve at eti yemek caizdir. Şer'i, şer'iyatta caizdir. Örf de uğursuzluğa sebeptir. Onun için o örfteki bu anlayış, toplumun bu anlayışını müştehidin içtihadını etkilemiş. O zaman demiş ki Hanefi mezhebinde, kumru ve at eti yemek mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Bakın örfi anlayışı içtihada da sebep olabiliyor. Anlıyor musunuz ben şeriatla bir misal vermek için? Yani ben ıstıla manasında o saat suut etmiş yani. Kendinden çıkmış, çekirdek ağaç olma yoluna tutmuş. Eylemsel itibariyle mensuptur bu adam. Eylemde gözüken bizim muhatap olduğumuz tarafı mesut. Ya biz bu dersi yapmayacaktık. Nereden geldik buraya? Öyle değil mi? Şeyle geldik abi. Tamam. Ben o zaman cümleyi bitireyim. İnsanlık niye mesut değil? Hani insan... Üç tane şey vardı ya. Dört. Siyaset. Asr mergup meta. Bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur ve onun şahsı manevisi. Şahsı manevisi yalnız değilsin. O bir dersi var. Gerçi burada yapmadım onu. Polatlı dershanemizde yaptım. Ya biz böyle anlayış, seziş, böyle kabulleniş, ne bileyim hayali bir şey kabul ediyoruz. Allah'ınızı severseniz sakın ha. Şahsı manevi. Beni nasıl görüyorsunuz? Benim konuşurken bedenimde ruhumu nasıl inanıyorsanız ondan daha kesin inanın şahsı manevi. Böyle vücut haricisi var mahluktur. Halife diyebilir miyiz abi? Halife o işte. Aslında abi şeriatta halifeye böyle zarar vermek mi nedir abi? Onu halifeye değil zarar vermek, itaat etmek farzdır. O zaman sadeleştirilen her zaman 5. halifeye zarar verdiği için... 5. halifeye adama suikast yapıyor. Halifeye İslam sizden olan halifeye diyor. Ma'daki ma. Sizden olan ki bizden. Biz sizden olan halifeye itaat etmek farzdır. Farz. Devlet reisine itaat etmek farzdır arkadaşlar. Namaz kılan bir cumhurbaşkanı veya başbakana itaat etmek farzdır. Namaz kılıyor. Farzdır. Meşru emirlerine itaat farzdır. Meşru. Adam savaş açıyor. Halifeye isyan ediyor. Üstad Risale-i Nur 5. halife. Halifeye savaş açmak haramdır. Ki kafası gider yani. Risale-i Nur'dur. Onun şahsı manevisi. Yani şahsı manevi ders yaptım. Fiziksel boyutunda anlattım. Yani ruhumdan çıkan bir şey ruhsuz olur mu? Yani ben şimdi bedenle konuşuyorum ama şüpheniz var mı ruhtan konuştuğuma? Ruhtan konuşuyorum. Yani benim ruhum şimdi hayali midir? Hayal mıdır? Yani ben size muhatabım, ben sizin kardeşiniz ceset miyim? Gömlek miyim yani? İlk muhatap olduğunuz gömlek. Biraz da kafanız çalışırsa atletim var. Biraz da bedenim var değil mi? Daha girişenin hayatım var, aklım var. Ruhumda şüpheniz var mı? Bedenle muhatapsınız. Ruhuma nasıl bakıyorsanız Risale-i Nur cemaatinin da ruhu şahsı manevidir. Biz onun etsa ve efradıyız. Canlı ve ruhludur şahsı manevi. Onun için yalnız değilsiniz. Her yerde o sizi kuşatmış. Her yerde size yardım ediyor. O ses neydi? Bana o sesi veren kimdi? Yardım ediyor, destekliyor. Yani bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir düşünebilir mi ya? Durup dururken kim düşünecek onu ya? Böyle bir şey olur mu? Muazene, yani dengeli insan, akıl kalp bütün nasıl olacak? Böyle bir şey yani. Demek ki şahs manevi yardım ediyor. Risale-i Nur'dur ve onun şahsı manevisi Hazreti Hasan radiyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemimi, Hazreti Hasan'ın vazife-i asliyesini tamamlayanı bir manevi veledi hükmündedir. Yani şöyle,
benim sesimle, yani ben var, ses var. Ses var sesin içinde. İstersen birbirini yıkmayayım da şöyle yapayım. Ben varım, görüyorsunuz. Benim uslubum şu. Hareketim, konuşma ses tonu, kadın sesi, erkek sesi, ince sesi, kalın ses, tizdir falan. Bunlar uslub denilir yani hepsini, bedene. Bak, benden çıkan uslub. Uslubun içinde ses. Sesin içinde dima bütünlüğü. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Onun içinde vicdan. Kelam, ha, kelamın içinde. Onun içerisinde kalp. Onun içerisinde kalp. Daha onun içerisinde ruh. Ruh. Bak ruh. Ha, bu kelamın içerisindeki şüphe edilmez bu gerçekliklerdir bunlar. Şüphe edilmez bunda. Aynı bunun gibi de Risale, biraz önce saydığım sıra gibi var ya, artık onun gibi Risale-i Nur talebelerinin aklından tefekkür ediyor. Bakın bir daha söylüyorum. Tefekkür ederken o çıkan dalga hayal olur mu? Harcanan enerji. Mahluktur ya. Vücut aracısı var. Ruh mahluktur, ruh. Düşünebiliyor musunuz? Ruh mahluktur. Şansıma ne nerede olmasın? Raçardım'ın daha burada, bizim burada ya. Bak ruh mahluktur. Bir mahluk olmayan şey var. İman bile mahluktur. Mahluk olmayan enedir. Bak şimdi. Tefekkür ediyor. Tefekküründen bir enerji çıkmıyor mu? Seviyor. Nefret ediyor Allah için. Enerji gelmiyor. Lan bir köpek görüyor bizi ya sevdiğimizi. Köpek seni korkup korkmadığını, sevip sevmediğini, bebekler, çocuklar ve hayvanlar yaymış olduğun dalgadan anlaşılıyor. Ya cihaz yapmış adamlar. Yalan konuşuyor musun, konuşmuyor musun, dalgayla anlaşılıyor. Bu mahluk realite ya. Cep telefonu dalgaları gibi. Yani bu cep telefonuna mesaj gitmiyor mu? Resim gidip gelmiyor mu? Film seyretmiyor musun burada ya? Nasıl seyrediyorsun? Burada abi kalbinde bir tane söyledim. Abi kalbinde öteleri nasıl seyredersin? Ha? Kardeşim 500 sene önce desem ki bu telefon, ya eline bir alet alacaksın. Amerika'da Arabistan'ı seyredeceksin. Hem de canlı. Ya manyak mısın kardeşim ya? 3000 küsür kilometre değil. 3,5-4 saatte gidiyoruz. Canlı seyrediliyor mu, edilmiyor mu? Gir internete. Canlı yayına gir. Uydudan veya canlı yayın yapan Arabistan televizyon. Gir seyret. Öyle değil mi? Kalp işte bu işte. Kalp gibi işte. Kalp bu işte. Burada seyrediyorsun alemleri. İstediğin seyrediyorsun arkadaş. İşte Risale-i Nur o kafa tefekkür ederken o 7 tane hakikatin bütünlüğü, nefret ediyorsun, seviyorsun, kalbi özellikler, bunlar yanıyor ya bu dalga. Yani akıldan çıkan akılsız olamaz, ruhtan çıkan ruhsuz olamaz, hayattan çıkan hayatsız olamaz. Benden çıkan, çok özür dilerim, büyük abdest ve küçük abdest benden kopuk olamaz. Beni taşır, doktor tahlil ediyor. Benim içimi tahlil ediyor, değil mi? Benden çıkan idrar, benim büyük abdest, koku, ter, hatta içki içenin teri, necisi aynıdır. Yani pislik gibidir içki içenin teri. İçki içmeyenin teri mübarektir. İçki içenin teri nedir? Yani benden çıkan beni benden kopuk olamaz. Ha, çıktı mı? Girdi mi, yıldı mı bir yere? Seninkisini de koy, onu da koy. İşte bu benden, senden, ondan, şundan, geçmiş, geleceği yok onun. Zaman ve... O bütünlüğünün, o yekünlerinin bütünlüğünün adı şahs-ı manevidir. Manevidir, maddidir. Bak şahıstır, manevi bir şahıs. Yani atom cinsinden değil. Ama şahıstır. Şahsı, hiçlik manevi demiyor yani. Makamı neresidir abi alemde bu şahs-ı manevi? Burada mı? Alemler, hangi alemin simgesi ona taşırsan öyle bir mekan yok. Mesela diyelim ki akıldan çıkan onda yok mu? Akıl bizdeki nümunesi lef-i mahfuz. Ruhumuzdan çıkan bir şey arş-ı azam. Nereyi sadakatle kullanıyorsun oradan? Oradasın. O seviyedesin zaten. Yani bu şeceri hilkatın tümüdür işte. Tümündedir o. Bizde de hiçbir şey yok. Gururdan, kibirden, her şeyden kurtarıyor. Orada. Sadakatin ölçüsünü alıyorsun. Oysa da yani gurur, kibir. Mesela diyelim ki ben yatıyordum, sen yatıyordun.
Bir ders yapıyoruz. Ötekisi şu anda Kur'an okuyor bir yerde dünyada. Veya taksi sürüyor adam şu anda. Tamam. Biz yatacağız. Onlar Kur'an okuyacaklar. Yani dünyanın saatleri veya şu anda. Ha, şimdi adam taksi sürerken belki de türkü söylüyor. Türkü söylerken belki de bir haram bir şeye bakıyor ha Nurçu o anda. Haram bir şey. O anda defterine bir sürü sevap yağıyor. Takva kalesine binlerce sevaplar yağıyor. Kastamonu 96'da söylüyor bunu. Bir dile mukabil istiğfar, bir göz. Ama ben düşündüm diyor, bir nurcu bu kadar günahlara karşı nasıl böyle günahlara galebe eder de ehli necat olur? Yani diyor ki onun takva kalesine, yani iştirak-ı amal uhreviye, bu şirketin adı iştirak-ı amal uhreviyedir. Sadakat, ihlas, takva, iştinab-ı kebair ve hizmet. 5. Derecesine göre bu adam buradan alır. Alır. Haram seyrederken takvası zayıf. Çok zayıf. Ama gene girer onun defterine. Ben burada okurken onun dışı araba sürerken alıyor. Şu anda bulaşık yıkıyor. Ne bileyim tamir ediyor. Yatıyor adam. Tıkır tıkır Hasan'ın ameliyat ortak ona. Ben de ortağım tabii. Benim şerim ortak değil, hayrıma hep ortak. Hep ama. Allah Allah. Peki. Aslında ne vardı orada? Dur. Bir şey vardı da ilgimi çekti. Bak ne diyor. Zaten uveysi bir surette, uveysi ne demek? Kaybetmek abi. Feyz noktasında. Evet. Veysel Karani sahabe değildir. Ama değil de değildir. Uveys denmiş. Bir berzah denmiş. Ama sahabe değil. Resulullah'ı görmemiş. Ama Resulullah zamanında iman etmiş. Vesaire. Şey uzun biliyorsunuz. Buna uveysi bir şekilde Resulullah'tan feyiz alıyor. Risale-i Nur da böyledir. Bak diyor ki zaten uveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersi mi? Ustad diyor. Neyi? Hakikat dersi mi? Bak ne yapıyor? Yalan mı söylüyor? Gafs-ı Azam'dan Kuddüs'e sürü ve Zenel Abidin radiyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radiyallahu anh vasıtasıyla İmam Ali'den radiyallahu anh almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Şahs manevi yok. Yani. Size bir şey hafif şey yapayım. Tamam. Bak. Geylani zikretti. Ondan sonra Hasan Hüseyin Ridiyalan'ı zikretti. Zikretti. Tamam mı? Hasan Hüseyin radiyallahu anhum'a vasıtasıyla İmam Ali'den almışım. Neyi? Hakikat dersini. Tamam mı? Hakikat dersini almış. Tamam. Seçmeye çalışıyorum cümleyi. Risale Ustad hakikat dersini bunlardan almış. Risale-i Nur Ustad'ın malı değil. Bu anlattığı Ustad'ın kendi şahsiyeti. Yani Ustad 3 tane şahsiyet var. Said Nursi, Bediüzzaman, 3. şahsiyet. Her şeyini. Said Nursi bizim ağabeyimizdir. Nur talebesidir. 48 Kastamonu, 125 Kastamonu vesaire. Bu anlattığı sıfat Bediüzzaman'dır, zemin. Orada gözüken Risale-i Nur. Bir şey anlatacağım, iyi dikkat edin. Şimdi bir toprak var, bir de çıkan var, ekilen. Şimdi Bediüzzaman Risale-i Nur'un ifade edildiği zemin. Benim Rum'da niye edilmiyor? Çünkü yani öyle bir ruh yok. Ustad hakikat dersini uveysi bir tarzda Geylani, Zeynel Abidin,
Hazreti Hasan Hüseyin Redalan Anhum'a vasıtasıyla İmam Ali'den almış. Bu yapı, bu sistem Bediüzzaman'ı oluşturdu. Risale-i Nur değil. Bunun üzerine kurulan Risale-i Nur, Kur'an'ın icazı manevisi ki hiç şahsa bağlı değil. Direkt Allah ve Peygamber. Bu kendi hakikat dersi. Yani Said Nursi Nur talebesidir. Bediüzzaman ustattır. Risale-i Nur müceddittir. Bu kendisi hakikat dersini almış. Kendisi almış. Benle de bağlı değil diyor Risale-i Nur. Bu hakikat senindir. Yani ne yapmış? O hakikat dersi zemin olmuş, Bediüzzaman olmuş. Bediüzzaman'la Risale-i Nur ayrı şeyler değil mi? Ayrıyeten ona söylenmişti diyor. Sonra teslim ettik diyor, geri verdik diyor. Öyle değil mi? Bediüzzaman lakabı ona aittir diyor Risale-i Nur. Bediüzzaman sıfatı Risale-i Nur'un ifade edildiği ruhu alidir. O ruhu nasıl inşa edilmiş? Uveysi bir tarzda bu zatlar inşa etmiş ruhunu. Geylani Kudüs'ü ruhu, Senel Abidin radıyallahu anh, Hazreti Hasan Hüseyin Edalı Anhum'a ve ondan sonra bunların bütünlüğünden Hazreti Ali'den dersimi aldım diyor. Sen dersini aldın. Biz bu dersi senin dersin değil ki. Sen de nur talebesisin. Sen de Risale-i Nur'a bağlısın. O zaman Risale-i Nur kimdir? Bu zeminde inşa edilen icaz-ı manevidir. Risale-i Nur hiç kimseye kıyas edilmez. Bediüzzaman ve Said Nursi bunlara bağlı. Ama Risale-i Nur bu Hazreti Ali'den de Hazreti Hüseyin'den de Hasan'dan sana onlar üstü bir hakikat. Ne demek? Kur'an hakikatları insanla kıyas edilmez. Kur'an'ın hakikatları mı büyüktür? Hazreti Ali mi? Tövbe. Değil mi? Hazreti Ali ilmin kapısıdır. Yani Kur'an ilmi. Menba Kur'an'dır. Tamam. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'a bağlı. Hiç kimseye bağlı değil. Hazreti Ali'ye de değil. Hazreti Ali'ye bağlı olan tarafımız, tamam, Hazreti Ali'ye bağlı olan tarafımız hakikat dersinin oluşturduğu ruh-u âli Bediüzzaman zemini. Ha, ama bazen müstear olarak nasıl ki Nur-u Muhammedi kainatın çekirdeğidir ya peygamberimizin, Ahmet olduğu halde, çünkü 19. söze Risalet-i Ahmediye, 19. mektuba Mucizat-ı Ahmedi diyor. Ama bazen Muhammed diyor. O Ahmet'in içerisindeki o çekirdeği kasteli denince Muhammed deniyor. Aynen bunun gibi de bu Risale-i Nur dersini bu hakikatlardan geldi demek, o hakikatları, o zatların Hazreti Ali'nin Kur'an'ı taşıdığı buraya geldi. Yani Hazreti Ali'deki hakikat dersi de Kur'an'ı derstir. Bakın Hazreti Ali'de bulunan ders, oradan aldım diyor ya, Hazreti Ali'nin kendi doğasından, insanlığından, beşeriyetinden çıkan değil, Kur'an'a aynı darlığında olan hakikat. O kastedilince, yani Hazreti Ali bir aynadır, o zeminde hakikat, Kur'an hakikatleri geliyorsa, o zaman diyor ki Risale-i Nur oraya bağlıdır. Doğru. O Hazreti Ali'nin aynasıyla aktarılıyor Risale-i Nur. Ama Hazreti Ali'deki o ilim de kendi doğası değil, Kur'an'ın nurlarıdır. Onun için ben şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir nur var, yani bir ayna var, bir güneş var. Yani ayna var, ayna var, bir de güneş. İşte bu güneş burada gözüküyor. Bu güneş burada gözükebilmesi için ayna lazım. Ama bu güneş ayna sahibi değil. Güneşi gösteriyor. İşte bu İmam Ali'dir, bu ayna. Buradaki güneş de Şems-i Ezeli veya Kur'an'dır veya Resulullah'tır. Şu, yani güneşe ustad 4 tane örnek veriyor. Şems-i Ezeli, Allah kullanıyor bazen. Kur'an diyor bazen. Hayat diyor bazen. Bazen Nur-u Muhammed, Muhammed diyor. Yani güneşi o nispetlerle kullanıyor. İşte onun burada gözükmesi, bu ayna ruhtur. Ayna olabilmesi için arkadaki siyah boya da nefistir. Ha, işte arkadaşlar, usta hakikat dersini bunlardan almış. Ama o zatlarda gözüken hakikat ise Kur'an'ın nurlarını aksediyor. Yani şu, ondan sonra bu misal verim geçiyorum. Güneş buraya vurdu mu? Tut aynayı sen de Mehmet.
Vurdum oraya sana. Oradan da Mesut vasıtasıyla Osman'a. Akar bakmaz mı? Bak. Tak. 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 Sen de Osman vur şeye Mehmet'i, bu taraftaki Mehmet'i. Vurdun. Ha, bu İmam Ali'dir. Bu İmam Ali'dir. Bu şeydir. Hazreti Hüseyin Hasan'dır. O Zeynel Abidin'dir. Bu da Geylani'dir. Bu da Bediüzzaman. Yani tak 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 aynı. Çünkü nurlarda böyle full kopyala yapıştır, eksik olmaz. Ben dersimi de işte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle böyle diyor ya. Allah'ın evet. Yani aradığımız şeyi aradığımız zattan sormalıyız. Oradan almış. Ayırabilir miyiz yani? Tabii onu ayırmaya çalışıyorum. Yani eski eserleri de diyebilirsin ama sonra meğer o da ilhamen olduğu delil, onu da tavsiye ediyor Yeni Said, eski Said'in eserine. Yani ben diyor aradığım şeyi aradığım zattan sormalıyız diyor. Öyle değil mi? Şualarda bu dediğinizi aynı anlatıyor abi. Evet. İki satırda büyük evliya radiyallahu anh diye. Büyük evliya radiyallahu anh. Kaç oku, bir sesli okusana. 9. Ulema ümmeti ki enbiya ibn İsrail sırrına mazhar. Şualar kaçtı? 620. Sırrına mazhar ve sıravatlarda Ali İbrahim Aleyhisselam'a mukabil olan Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya radıyallahu anh ve... Kim o? Ve hiçbir şey demiyor. Kim o? Satma. Büyük evliya diyor radıyallahu anh. Kim? Satma. Ne bileyim birisi daha. Kim olacak da kardeşim? Şahsiyet. Bak bakalım bir de okuyayım. Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya radıyallahu anh. Görüyor musun? Bir daha okuyayım. Salavatlarda Ali İbrahim Aleyhisselam'a mukabil olan Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya. Kim? Radiyallahu anh. O ki şahıs yok, niye radiyallahu anh diyorsun? Sonra ve Ali radiyallahu anh. Sonra Hasan radiyallahu anh. İniyor aşağıya, dikkat ediyor musunuz? Sonra Hüseyin radiyallahu anh ve Ehl-i Beyt'in 12 imamı. İn aşağıya ve Gavs-ı Azam Kudüs'e sürüyor. İn aşağıya Ahmed-i Rufai Kudüs'e sürüyor. Aşağı in. Ahmed-i Bedevi Kudüs'e sürüyor. İbrahim-i Desuki Kudüs'e sürüyor. Ebu'l Hasen-i Şazeli Kudüs'e sürüyor. Aktaplar ve imamlar ittifakla, hakkal yakın bir ittifakla ve keşfiyat ve müşahadatla ve ümmete gösterdikleri harika yaşadat, kerametler vesaire. Öyle işte. Aynı zamanda müceddit de değil mi bunlar? Tabii. Asıl müceddit. Evet. Yok, hepsi değil. Mesela Geylani Asim Müceddidi değil. Ama mücedditlik vazifesini yapmış. Mesela vekaleten, mesela vali ve vekili deniliyor. Vekaleten yapmış. Çünkü bir şey mücedit olabilmesi için karşısına deccal olması lazım. Geylani karşısında bir tahripçi deccal yok. Deccal yok. Yani mesela şöyle diyeyim. Maraşal genelkurmaydan olur ama her genelkurmay maraşal olamaz. Niye? 3 tane meydan savaşı kazanacak. O zaman maraşal olur. Ha? İşte Geylani böyle bir deccalla mücadele etmediği için Mehdi Misal diyor Üstad ona. Mehdi demiyor, Mehdi Misal. Bidalarla mücadele eden İmam-ı Rabbani Hazretleridir bu. Mesela şamanizm Türkleri, şamanizm dinine tabi olan Türkler yok böyle manevi şeylere inanıyorlardı. Domuz eti yemezler, zina yapmazlar, içki içmezler, bir tuhaf özelliği vardı. Müslüman olunca zahiri şeriatla muhatap oldular ve onlar tatmin olmadılar ve dinden kopacaklardı. Geylan imdada yetişti. Türkleri manevi bir hal yolunu açtı. Zikir, evrat, tarikat şeyi. İlk tarikatın ciddi bir formalitesi deniliyor. Formalite edilmesi, böyle bir kural tahtında tarih, böyle evrat eskerle maneviyatı uyandırma yöntemi o zaman başlıyor. Sonra o yöntemi biraz da geliştirerek değiştiriyor. Nakşibend Hazretleri Geylani'den 100 sene sonra geliyor bize yakın. Evet. Şey yaptık. 68 neredeydi? Evet. Şunu koyduk. Bir de bize şunu söyleyeyim. Lemalar 35. Lemalar 35'te ne var? Açar mısınız?
Nerede ne var? Üçüncü limam oluyor. Yedinci limam. He? Orada ne var ki Hazreti Hasan radıyallahu anh kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek diyor. Orada atıf yapılmış. Benim limalarım bir getirsene. Şey. Evet oku bakayım. Var mı? Ha orası. Benden sonra hilafet 30 sene geliyor. Ha oraya atıf yapmış. 35'te bu herhalde. Selasüne senet ha. Ben de müddet-i hilafeti ezeliyeyi erbağında kıymetini azim göstermek için o manayı işaretiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh anlatı gösterir. Ha hilafetin şey yapıyor tamam. Peki. Orayı mı açıyor? Tamam. Hem madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük ustadı peygamberden sonra Risale'nin en büyük ustadı peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Peygamberden aleyhissalatü vesselamdan sonra Celcelü Tüye'nin şehadetiyle İmam Ali radiyallahu anhudur. Onun muhabbetini dava eden vesaire diye devam ediyor. Başka bir yere okuyayım size de. Madem böyle bir yola girdik, gayri ihtiyarı oldu. Allah biliyor ya, bunun hiç alakamız yoktu bu derste. Niçin böyle oldu? Kimin ihtiyacı var? Ben de bilmiyorum. Ben de zaten ben meczup olduğum için şuraya okuyorum. Ondan sonra son ve dersi kapatacağım. İşte bu sır içindir ki yeni Said'in hususi ustadı olan İmam-ı Rabbani Gafs-ı Azam. Bak. Yeni Said'in hususi ustadı olan İmam-ı Rabbani Gafs-ı Azam ve İmam-ı Gazali Zeynel Abidin radıyallahu anhuma ecmain hususan Cevşen-ül Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım. İmam-ı Gazali ve Zeynel Abidin'den. Nasıl alıyorlar ders? Alıyorlar kardeşim. Biz böyle atıma sıkışmışız. Onlar tak tak. Ne veysi ya? Öyle bir şey yok ki böyle. Orası burası aynı ya. Burası mı orası? Orası mı burası? Belli değil ki. Nazarına göre değişir. Sen buraya esas alırsan burası orası değil. Orası burasıdır. Olur. Neyse. Yani bizim cehaletimiz şey yapıyor. Kesifleştiriyor. Ve Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Keremallahu veçheden aldığım ders Allah Allah. Ya kitabını okudum demiyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Keremallahu veçheden aldığım ders emir daha laika. Ders 30 seneden beri hususan Cevşen-ül Kebir'le daima onlara manevi irtibatımda. Geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almışım. Laikalar. Meşrep laikadır. Arkadaşlar, nurculuk sözler, mektubat, lemalar, şualar, yani temel, iman esaslar ve laikalar bütünlüğüdür. Nurculuk da meşrep, meşrebi oluşturan laikalardır. Meşrebi onlardan almışım. Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşürmek de meşrebimize gelmiyor. Çünkü onlar mucizatlarını ve mazluna mükafatın aklımızı fevkinde görmüşler. O meseleler ile meşgul olmak, yani Alevilik var ya bu Ali Beyt'in başına gelen şeyler. Burada o zaman şey çıkarsın, hani zekat almıyor ya üstad. Evet. Seyitlere zekat haramdır. Evet. Seyitlere haramdır. Kendisine de zaten haram. Kendisi de almaz. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.